Aliadent ile kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti. Ağız kokusunun nedenleri. Ağız kokusu, görsel estetik algımızla hiçbir ilgisi olmayan, tamamen koku duyu organımıza yapılan bir nevi saldırıdır. Hepimizin ağzı zaman zaman kötü kokular salgılayabiliyor. Pis kokan bir nefesi hissetmek, hem kendi açımızdan hem de karşı taraf açısından oldukça rahatsız edici, hatta çoğu zaman utandırıcı olabilir. Peki ağzımız neden kokar? Buna sebep olan etkenler neler? Ağız kokusu yaşamanıza neden olan faktörleri doğru bir şekilde tespit edebilirseniz, uygun bir tedavi veya yöntem ile bu rahatsız edici duygudan kurtulabilirsiniz. Ama buna ne sebep olur? Kötü nefese neyin sebep olduğunu bilmek ve anlamak, onu ve ona eşlik eden utanç duygusunu önlemenize yardımcı olabilir. Kimi zaman tükettiğimiz besinler, kimi zaman ağız bakımı ihmallerimiz ve kimi zaman da mide rahatsızlıkları gibi problemler nefesimizin kötü kokmasına neden olur. Kısacası, ağız kokusu yaşayan kişilere birden fazla neden sunabiliriz. İşte onlardan bazıları. Gıda. Yediğimiz yiyeceklerden bazıları bize geçici olarak kötü nefes problemi yaşatabilir. Sarımsak, soğan, kahve, baharatlı veya hoş kokulu yiyecekler ağzınızda kötü bir tat ve koku bırakabilir. Bunlara benzer gıdalar tüketmeniz dahilinde, şekersiz sakız çiğneyerek veya gargara kullanarak ağız kokusu problemini başlamadan bitirebilirsiniz. Diş sorunları. Ağız kokusu, diş eti hastalığı veya çürükler gibi diş sorunlarından kaynaklanabilir. Çapraşık dişler veya kalitesiz diş aletleri de ağız kokusu yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu konuda emin olmak için diş hekiminizle görüşmeniz en doğrusu olacaktır. Bakteriler. Düzenli diş fırçalama, dil temizleyicileri ve diş ipi kullanımı, antibakteriyel gargara kullanımı ve diş hekimine düzenli ziyaretler olmadan ağzınızdaki bakterilerden kurtulmanız mümkün değildir. Ağzınızın içinde yer edinen bu yapışkan bakteriler ağız kokusu yaşamanıza neden olur. Bu yapışkan bakterilerin dişlerinizde ve dilinizde birikmesi ağız kokusuna neden olabilir. Tütün. Sigara ve tütün kullanımı sadece ağız kokusuna neden olmaz, ağız kanseri riskini de artırır. Dişlerde etkili bir şekilde lekeler bırakır ve diş etlerinizi tahriş eder. Tütün ürünleri kullanan bireylerin ağız hijyenine ekstra özen göstermesi gerekir. Aksi takdirde ağız kokusuyla birlikte dişlerinde hiç de hoş olmayan bir görünüme sahip olurlar. Kuru ağız. Tükürük eksikliği, ilaçların, sigara içmenin ve ağızdan nefes almanın bir yan etkisi olabilirken, altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Bütün bu etkiler, kişilerde ağız kuruluğuna neden olur. Ağız kuruluğu da ağız kokusu problemine zemin hazırlar. Tedavi için bol su tüketiminin yanı sıra, diş hekimi ziyareti de şarttır. Hastalık. Sinüs enfeksiyonları, bademcik iltihabı, solunum sorunları ve hatta şeker hastalığı dahi ağız kokusuna neden olabilir. Doktorunuz, bu rahatsızlıklar için ağız kuruluğuna ve ağız kokusunun daha da kötüleşmesine neden olabilecek ilaçlar yazabilir. Kısacası, başka hastalıklarınız için kullanmak zorunda kaldığınız ilaçların yan etkisini, ağız kokusu problemi yaşayarak da hissedebilirsiniz. Ağız kokusunu gidermek. Ağız kokusunu gidermek için, öncelikle buna neyin sebep olduğunu anlamanız gerekir. Ağız kokusunun altında yatan nedeni keşfetmenin en iyi yolu, hem diş hekiminize hem de doktorunuza yaşam tarzınız ve alışkanlıklarınız konusunda dürüst olmaktır. Çoğu zaman, tütünsüz bir yaşam sürerek, iyi bir ağız bakımı rutini sürdürerek, dişlerinizi günde 2 kez fırçalamak ve günlük diş ipi kullanmak ve tabii ki yılda en az 2 kez diş hekiminize görünmekle ağız kokusu önlenebilir.